Endi y'den cosinus x funksiyasining eng katta va eng kichik qiymatlarini ko'rib chiqamiz. Funksiyaning eng katta qiymati 1 ga teng va bu 1 qiymatga x teng 2 kpi nuqtalarda erishadi. Ya'ni x teng 2 kpi nuqtalarda o'zining eng katta qiymatiga erishadi. Mana hozir biz buni grafikda ko'ramiz. Mana cosinus x funksiyasining grafiki chizilyapti. Mana grafik chizildi. Mana minus 2 pi nuqtada o'zining eng katta qiymatiga erishyapti 1 ga teng. 0 nuqtada o'zining eng katta qiymatiga erishyapti 1 ga teng. 2 pi da funksiyaning qiymati 1 ga teng o'zining eng katta qiymatiga erishyapti. Bu funksiyaning eng katta qiymati 1 ga teng. 1 dan katta bo'la olmaydi. 1 ga teng bo'la oladi. Qaysi nuqtalarda 1 ga teng bo'ladi? X teng 2 kpi nuqtalarda funksiya o'zining eng katta qiymati 1 ga teng bo'ladi. Endi eng kichik qiymatini ko'rib chiqamiz. Yana funksiyaning grafikini chizamiz. Yana funksiyaning grafiki chizildi. Funksiya o'zining eng kichik qiymatiga x teng pi qo'shuv 2 kpi nuqtalarida erishadi va funksiyaning eng kichik qiymati minus 1 ga teng. Mana minus pi nuqtada qiymati minus 1 ga teng. Keyingisi pi nuqtada qiymati minus 1 ga teng. Kosinusning qiymati minus 1 ga teng. Ve minus pi da pi da o'zining eng kichik qiymatiga erishyapti va eng kichik qiymati minus 1 ga teng. Umuman olganda funksiya o'zining eng kichik qiymatiga pi qo'shuv 2 kpi nuqtalarida erishadi. Bu yerda k butun son. Endi kosinus funksiya qaysi oraliqlarda musbat va qaysi oraliqlarda manfiy degan savolga javob beramiz. Mana dastlab qaysi oraliqlarda musbat bo'ladi? Shu savoldan boshlaylik. Kosinus funksiya minus pi taqsim 2, pi taqsim 2 oraliqda va uni 2 kpi ga surishdan hosil bo'lgan oraliqlarda funksiya musbat bo'ladi. Demak, minus pi taqsim 2 va pi taqsim 2. Minus pi taqsim 2 dan pi taqsim 2 gacha oraliqda va uni 2 kpi ga surishdan hosil bo'ladigan barcha oraliqlarda funksiya musbat bo'ladi. Mana biz hozir uni grafikini ko'ramiz. Mana bu oraliqda musbat. Mana minus pi taqsim 2 dan pi taqsim 2 gacha musbat. 3 pi taqsim 2 dan 5 pi taqsim 2 gacha musbat. Umuman masalan bitta oraliqni bilish yetarli. Mana masalan minus pi taqsim 2, pi taqsim 2 oraliqda musbat. Uni 2 pi ga 10 ga sursak mana bu oraliq kelib chiqadi 3 pi taqsim 2 dan 5 pi taqsim 2 gacha. Agar mana bu oraliqni chapga 2 pi ga sursak bu holda minus 5 pi taqsim 2 minus 3 pi taqsim 2 oraliq hosil bo'ladi. Va endi qaysi oraliqlarda funksiya manfiy bo'ladi degan savolga javob beramiz. Kosinus funksiya pi taqsim 2 3 pi taqsim 2 oraliqda va uni 2 kpi ga surishdan hosil bo'ladigan oraliqlarda manfiy bo'ladi. Bu oraliqlarni umumiy ko'rinishda biz quyidagicha yozishimiz mumkin. Mana bunday ko'rinishda yozishimiz mumkin. Masalan, pi taqsim 2 ga 2 kpi ni qo'shsak, mana kesmaning chap nuqtasi hosil bo'ladi, mana chap tomondagi son hosil bo'ladi. Agar 3 pi taqsim 2 ga 2 kpi ni qo'shsak, mana o'ng tomondagi son hosil bo'ladi. Endi grafikdan ko'raylik. Mana bu oraliqda manfiy, bu oraliqda manfiy. Bu yerda ham bitta oraliqni bilishimiz yetarli. Ixtiyori bitta oraliqni, qaysi oraliqda manfiy bo'ladi. Mana pi taqsim 2 dan 3 pi taqsim 2 gacha manfiy bo'ladi, mana oraliq ko'rsatilgan. Agar buni 2 pi ga chapga sursak, mana bu oraliq hosil bo'ladi. Minus 3 pi taqsim 2 dan minus pi taqsim 2 gacha. Qolgan oraliqlarni ham kani tanlash hisobiga 2 kpi ga surib hosil qilishimiz mumkin. Demak bu oraliqlarni umumiy ko'rinishda biz quyidagicha yozishimiz mumkin. Endi funksiya qaysi oraliqlarda o'suvchi va qaysi oraliqlarda kamayuvchi degan savolga javob beramiz. Dastlab o'sish oraliqlarini aytib o'taylik. Funksiya kosinus funksiya minus pi 0 oraliqda va uni 2 kpi ga surishdan hosil bo'ladigan barcha oraliqlarda o'suvchi bo'ladi. Bu oraliqlarni umumiy ko'rinishda biz quyidagi ko'rinishda yozishimiz mumkin.
2k-1 pi 2k pi. Yani 2k-1 pi'den 2k pi geçe. Bu öz aralıklarının umumi görünüşü. Bir de k bütün son. Bana grafiğden görelim ona. Ösü yaptı. Yana funksiyon ösü yaptı. Yana funksiyon ösü yaptı bana. Bana bu aralıklarda. Bana öz aralıkları görsatıldı bana. Grafiğinin bölgeyi funksiyon ösü yaptıken öz aralıkları masker uçu grafiğinin bölgeyi bana kök rayında görsatılgen. Peki bana bu aralıkta bana minus pi'den 0 geçe. Bana bu aralıkta. Bana bu aralıkta. Yani funksiyon kaysa aralıkta kemeldi diye soruya cevap veriyoruz. Kosinus funksiyon 0 pi aralıkta ve onu 2 kpiye sürüşten hasıl bulabilen aralıklarda kemel uçu buladı. Bunun aralıklarının umumi görünüşte biz kuyuda için görünüşte yazışımız mümkün. Bana formüla bulalım. Yani 0'ye 2 kpiye koysak 2 kpiye hasıl buladı. Pi'ye 2 kpiye koysak 2 k koşu 1 pi hasıl buladı. Bu kemel iş aralıklarının umumi görünüşü. Bir de k ihtiyari bütün son. Yani grafiğden görelim. Yine kemeyi yaptı. Üsü yaptı. Yine keme üçü. Üsü yaptı. Yine kemeyi yaptı. Yani bu yerde hem bitti aralığını eslap barışı yeterli. Yani 0 pi aralığı da funksiyon keme üçü. 0 pi. Yani 0'dan pi geçe. Yani bu aralığı da funksiyon keme üçü. Bitti keme üçü aralığını tapmamızda. Onge mesela 2 pi'ni koştuk. Yani kengi aralık yeri çıkardı. Eğer 2 pi'ni ayırırsak, yani 0'dan ve pi'den 2 pi'ni ayırırken basak, bu halde keyingi bana kemeyiş aralığı gelip çıkardı. Minus 2 pi'den minus pi geçe. Aralık hasıl bulardı. Ve şu yol bulan biz ihtiyari kemeyiş aralıklarını tapışımız mümkün.